Mevlana Hazretlerinin mesnevisi hangi hikayeyle başlıyor hatırlar mısın Salih? Sazlığından kesilmiş, daha sonra ney haline getirilmiş kamışın hikayesiyle efendim. O ney niye öyle yanık yanık seslenir? Aslını özler, esas vatanına kavuşmak ister. Kavuşmak için bunca yanıp yakılmak niye peki? Neşeli olmak, şen şakrak olmak varken. O bilgiyi sizden öğrenmek isterim efendim. O hikayedeki sazlık, insanın asıl vatanı geldiği yerdir. Oraya kavuşmakla ancak huzur bulacaktır. Vatandan ayrılınca, yabancı diyarlarda ruhu, gönlü yaralayan şeyler oluyor. Manen kirleniyor insan. Evet, işte o zaman esas vatanın temizliğini taşıyan vicdan sızlamaya başlıyor. Sen orası için varsın. Bu kirlenme niye? Arınmak için hangi musluğa koşmak gerekiyor? Arınma musluklarının akması için iç ıstırap gerekir. Sancılanan insan yanlışlarının yakıcılığını iliklerine kadar hisseder. Bir daha oraya dönmeyi ateşe düşmek gibi görür. Yanar yakılır arınmak için. İçi yansa bile arınma musluğuna gitme cesaretini gösteremeyenler? Sancıyla kıvrananlara her zaman uzatılan bir el olur. Bizler o uzatılan el olabilir miyiz? Hak arındırmayı murat buyurmuşsa bu hayır çarşısında bize de açacak bir tezgah yeri vardır. Var mıdır? Vardır, var. Hadi bakalım hemen iş başına. Şu anda her şey yolunda görünüyor ama... Tamam, harekete geç. Hadi. Davut, polisler gelir şimdi. Hadi, hadi kaçalım. Davut, hadi. Malzeme ofisine kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı düzenlendi. Patlama sonrasında çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre saldırıda 3 ölü 12 de yaralı var. Yaralılar arasında yer alan İsmet Turan'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Emniyetten alınan bilgiye göre patlama sırasında olayı görüntüleyen ofis güvenlik kameraları inceleme İnsanlar yaptı. Hayatla bağlarını koparırlar. Tabii sonrası malum. Mutsuz, umutsuz ve memnuniyetsiz olurlar. Bir bakarsınız bu memnuniyetsizler birliktelikler kurmaya başlarlar. Tarih boyu bu gayrimemnunlar çok devlet yıkmışlardır. Ama bir tavuk kümesi bile yapamamışlardır.
Osman, iyi misin? Yok bir şeyim, iyiyim. Yine o kabus değil mi? Anlatmayacak mısın yine? Hatırlamıyorum. Saat kaç? 7:30. Oğlanı sen bırakırsın okula, ben çok geç kaldım. Günaydın abi. Nerede kaldın Osman? Affet abi, bir daha olmaz. İyi olmadı bu Osman. Ben dükkanı devrediyorum. Artık derdini Salih abine anlatırsın. Devir mi ediyorsun abi? Niyetim var dememiştin de şaşırdım birden. Vardı. Niyetim vardı da iyi bir müşteri bulamıyordum. Salih Bey de talip olunca... Hayırlı günler Osman. Artık anlaşırsanız devam edersin. Yok, Salih abim başkasını bulacak olursa da... Yok, Osman kalacak. Kimseye ekmeğinden etmeye niyetim yok. Sigortan da aynen devam eder. İşi de esnafı da bilen bir elemana zaten ihtiyacım var. Sağ olun, Allah razı olsun. Sen de sağ ol Osman. Artık krediyi hallettin mi? Ya işte evlatlık vermesi bekliyorum. İnşallah halledeceğiz. Ya. Muhasebeciden haber bekliyorum. Vay Osman, gözümüz yollarda. Eyvallah. Sağ ol Osman. Sağ ol. Sağ ol. Abi ayarlayalım dedik ondasını. Hayırlı bakalım. Sabahlar. Oo Osman. Hayırlı sabahlar. Sağ olasın Osman. Sağ olasın Osman. Eyvallah. Amca. Osman kardeşim, misafirim var. İki tane çayı benim dükkana bırak. Tamam. Tamam abi. Ne kadar söylemedin ya? Hayır, durun tamam. Pardon. Ne tür bir iş düşünüyorsunuz? Sahaf açmayı düşünüyoruz. Aa, zaten burası daha da sahaf dükkanı. Kirası da uygun. Tam aradığınız gibi. Buyurun içeri bir bakalım isterseniz. Osman! Bize 3 tane çay getir. Tamam abi. Salih abi, sen ocakçılıktan anlar mısın? E işte. Üçça, emlakçıya. Ben işleri biraz daha büyütmek istiyorum Osman. Ama iyi bir yardımcı, hatta ortak lazım. Tek başıma olmaz. Birkaç masa atayım diyorum şuraya. İyi olur. E iş büyüyünce de mecbur ruhsat falan girecek devreye. Bir mesul müdür isteyecekler. Ben olayım desem... Sürekli burada kalamayacağım. Ben derim ki, gel seni yapalım. Sen sorumlu ol buradan. Maaşını da ayarlarız. Vallahi ne diyeyim Salih abi. İyi olur. Affedersin. Ne uzuyoruz, ne kısalıyoruz abi. Öyleyse yarın bir kimlik fotokopisi getir. Hemen bitirelim şu işi. Ha, unutmadan bir sabıka kaydı al, tamam mı? Ya da abi... Düşünüyorum da bu kadar sorumluluğu alamam ben yani. Olmaz o iş, olmaz. Yapamam. Bir manim varsa söyle, buluruz bir çaresini. Yok abi, ne manisi? Manim yok da olmaz işte. Ben gideyim çaylar soğuyayım. Vicdan tamamen sönmemişse yapılan yanlışlar insanın peşini bırakmaz. Vicdan o zaman bir azap aracı mı? Hayır, arınma aracıdır. Çamura düşenin hangi hali daha sevimli? Çamurlu hali mi yoksa yıkanmış hali mi? Çamura düşen arınmak için niye acele etmez o halde? Etmek ister ama edemez. Vicdana karşılık nefsinde 1001 bahanesi vardır. Kah oraya savrulur, kah buraya. Dileriz inşallah su akar yolunu bulur. Üç aylık peşin, bir de depozit. Tamamdır değil mi? Tamam.
Çaylarınız. Eyvallah Osman. Sözleşmeyi kimin adına düzenleyelim? Hüseyin Gencer adına düzenleyelim. Zaten nişanlıyız. Yakında evleneceğiz. Ha o ha ben. Fark etmez. Osman bak. Hüseyin kardeşimizle tanış. Burada sahaf dükkan açacakmış. Hayırlı olsun. Sağ ol. Açılış ne zaman? Yakında. Kolay gelsin. Merhaba, malları getirdim. Eyvallah. Yavaş, dikkat edin. Dikkat. Şöyle koy. Tamam, tamam. Etrafta boş kalmadı değil mi? Yok abi. Ben çıkabilir miyim? Yeni dükkana götürdüğün boşları getirmedin ama. Ne kadar dikkatlisin abi. Doğru. Alayım geleyim. Kolay gelsin. Buyur. Ben boşları alacağım. Dur ben getiririm. Peki. Abi, Osman abi. Kusura bakma, dalmışım. Hadi iyi günler. İyi günler. Bir şeyden mi şüphelendi acaba? Yok ya, neden şüphelenecek? Ne bileyim ben, bir acayip bakıyordu. Pek kafa çalışmıyor galiba. Galiba. Bir şey mi oldu Osman? Yok bir şey abi, yok. Tarih belli oldu mu? Bir hafta içinde, tek bildiğimiz bu. Güzin, şefle konuştun mu? İş bittikten sonra birbirimizden ayrılmayacağız değil mi? Yine başlama. Sen de biliyorsun, bir yıl ayrı ayrı yerlerde olmak zorundayız. Güvenlik için şart bu. Bir yıl çok uzun bir süre. Dayanamaz mısın? Arkadaşlarımız canlarını feda ediyorlar Hüseyin. Senin gösterdiğin zafiyete bak. Peki annemle kız kardeşim hakkında konuştun mu? O mesele hallolacak değil mi? Elbette hallolacak. Neden tekrar tekrar bu soruları sorup duruyorsun? Bilmem. Yani emin olmak için. Birinci kural. Bize kendinden çok güveneceksin. Güveniyorum zaten. Saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan kalktıktan sonra haber alınamayan Skyarrow 650T model uçağın bulunması için sürdürülen çalışmalara akşam saatlerinde rüzgarlı hava sebebiyle ara verilmişti. Ekipler uçağı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı. Baba, anaokulunda öğretmenim ödev verdi. Ve jandarma ekiplerinin havadan yaptığı çalışmalar neticesinde... Babalar çocuklarına bir hatıra anlatacaklar. Gençken yaşadıkları, çok etkilendikleri bir olayı. Onlar da sınıfta anlatacaklar. Ne biçim ödevmiş bu? Yeni yeni şeyler işte. Annen anlatsın onu. Ama baba... Hatırlamıyorum ben. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Annen anlatsın. Sevgili seyirciler, Anafartalar Çarşısı'na yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden Okan Yıldız, eğer yaşıyor olsaydı bugün okulundan mezun olacaktı. Okan'ın sırasını çiçeklerle süsleyen sınıf arkadaşları hain saldırıyı bir kez daha telin ettiler. Şimdi sizleri
Osman nereye? Dolaşacağım biraz. Bu saatte mi? Çabuk dönerim, merak etme. Oğlum geldin mi? Neredesin lan bu saate kadar? Uzatma, gece gece sarhoşsun. Hesabımı vereceğim lan sana. Oğlum hadi geç yaz sen ne olur. Hadi. Anne sen karışma. Hadi. Bu adama hizmet etmek zorunda değilsin. Ne diyorsun sen be? Karım değil mi? Hizmet edecek elbet. Annem sana içki servisi yapmak zorunda değil İsmail Efendi. Ulan sen babanla ne biçim konuşuyorsun serseri? Sen benim babam değilsin. Bunu iyice kafana sok. Anne korkuyorum. İsmail ne olur sakin ol. Ne diyorsun lan sen? Babası öldükten sonra kim sahip çıktı bu ite? Çekil sen be kadın. Pislik herif. Çıkmasaydın sarhoş herif. Çıkmasaydın. Hüseyin yapma. Daha anneme el kaldırmayacaksın. Onun saçının deline zarar gelirse yemin ederim öldürürüm seni. Duydun mu? Hüseyin. Anne. Bu herifin seni ağlatmasına izin vermeyeceğim. Çok İzin vermeyeceğim. Hüseyin ailesi konusunda ne yapılacağını merak ediyor. Hüseyin kendini çok fazla düşünüyor. Bu iyi değil. Temin olursa sorun çıkarmaz. Tamam, ben konuşurum onunla. Peki ne zaman harekete geçiyoruz? Bir hafta içinde. Siz gerekli istihbaratı yaptıktan sonra. Dükkan malzeme için müsait. İyi, çok iyi. Dinle şimdi. Abi ne yapıyorsun? Ben yapardım servisi. Ne fark eder Osman? Ama yani... Dükkanı büyütünce sen duracaksın ocağın başında. Olur mu abi? Olur tabii. Bak ben bugün öğleden sonra da yokum. Dükkan sana emanet, tamam mı? Tamam. Affedersiniz Devil abi. Buyur amca. Ben burada bir sahaf açılmış, onu arıyorum. Osman amcaya yardım ediver. Buyurun efendim, Osman size yardımcı olacak. Alayım amcacığım. Sağ ol Osman. Rica ederim, buyurun. Şöyle gideceğiz. Buralı mısın? Sayılır. Ben sanki seni bir yerden tanıyorum oğlum. Gelip gidiyorsanız buraya. Yok, buradan değil. Başka bir yerden de çıkartamıyorum şimdi. Malzemenin yerini düşünüp de yerleştirdim. Kolay gelsin. Sağ ol. Amca sizin dükkanı arıyordu da. Neden? Nasıl duydunuz ki dükkanı? Emlakçıya sordum nerede sahip var diye. O da burayı tarif etti. Ben de sizin ihtiyacınız olabileceğini sandığım bir arşiv var. Aslında satmazdım ama ihtiyaç hasıl oldu. Biz almıyoruz. Nasıl yani? Sahip değil misiniz siz? Sahipiz tabii, alıyoruz. Dükkanı yeni toparlıyoruz da. Bu ciltlerde yakın tarihe ait bombalanma ve terör haberleri var. İlgilenirsiniz diye düşündüm. Bakın size söyledim, anlamıyor musunuz? Bizde ne bunlardan? Yok, ilgilenmiyoruz, almıyoruz, başka yere git. Neden sinirleniyorsun kızım? Eğer hayatla ilgileniyorsan ölümle de ilgilenmelisin. Ben ilgileniyorum ölümle, merak etme sen. Bütün gün kitapların arasında oturuyorsun ama hiçbir şey öğrenmemişsin. Hala kalp kırıyorsun. Yoksa ölümden çok öldürmekle ilgileniyor olmayasın. Siz bunlarla ilgilenin. Şimdi para mara da istemez. Ben yine gelirim, ona göre görüşürüz. Belki bir iki de kitap alırım sizden. Hadi hayırlı işler. Al kitaplarını al, istemiyoruz. Güzin sakin ol. Kesin polisti bu adam. Saçmalama Güzin. Musallat olursa işini bitirmek lazım.
Güzin. Bak evet biz mücadele ediyoruz ama Terminator gibi takılmanın da bir anlamı yok. Nasıl yani? Yok edici, yıkıcı. Hüseyin. Bak ben senin nişanlından önce üstünüm. Ona göre davran. Senin beni eleştirmek gibi bir hakkın yok. Altımdasın, emir alırsın. Emir sorgulamazsın. Bu akşam şef gelecek. Bir derdin varsa onu anlatırsın. Baba, baba! Oğlum, hoş geldin sen. Hoş geldin. Salih abi oğlum. Allah bağışlasın. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Salih Bey ocağın yeni sahibi. Memnun oldum, hayırlı olsun. Sağ olun. Osman'la birlikte büyütelim işleri diyorum ama yanaşmıyor. Neden Osman? Davut hadi. Davut polisler gelir şimdi. Hadi, hadi kaçalım. Davut hadi. Ben alırım sabıka kaydını Osman. İstemiyorum dedim sizi anlamadınız. Osman. Özür dilerim. Baba anneme bağırma. Ben hiç bağırır mıyım oğlum annene? Kusura bakmayın bir an kendimi kaybettim. Affedin. Estağfurullah. Yenge hanım Osman bugün biraz geç gelse eve. Büyük bir temizlik yapmak istiyorum da müsaade var mı? Tabii tabii. Hadi oğlum gidelim biz. Tamam anne. Osman, hayrola bir şey mi var? Yok, bir şeyim yok abi. Bir şeyim yok. Bu eylem bizim için çok önemli. Büyük şehirlerdeki gücümüzü gösterecek. Her şey hazır. 2 gün sonra sabah 7:30'da dükkanı açacaksın. Sakın geç kalma. Malzeme yarın dükkana yığılmış olacak. Evet Hüseyin. Bir derdin varsa şimdi söyle Nedim abiye. Bir derdim yok. Elbette var. Bugün bana söylediklerini söylesene. Ben sadece sıradan vatandaşın zarar görmesine karşıyım abi. Söylediğim budur. Korkuyorsun, açık konuş. Korkmuyorum. Kendini düşünüyorsun. Kendimi düşündüğüm yok. Sadece annemin ve kız kardeşimin güvende olmasını istiyorum. Meseleyi yakından biliyorsunuz. Üvey babam... Bize güveneceksin Hüseyin. Eylem gerçekleştikten sonra seni alacağız. Gideceğimiz yeri şimdi söyleyemem ama güvende olacaksın. O noktadan sonra annenden ve kız kardeşinden ben sorumluyum. Tamam mı? Bak bakalım boş kalmış mı Osman? Yok abi ben baktım. Çıkabilir miyim ben? Sen yine de bir bak. Bugünün işini yarına bırakma. Peki abi. Malzemeyi arkaya koyalım. Peki abi. Ben çıkıyorum. Haberleşiriz. Ben sizi aramadan siz beni aramayın. Hı. Olur abi. Unutmadan... Hani boşlar? Yok abi, açık dükkan kalmamış. Yarın sabah alırım ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
İçki bitti. Zaten adam gibi keyif yapmanın imkanı var mı bu evde ha? Oğlum. Oğlum. Anne gel. Hale. Gel. Geç şöyle otur. Ne? Gel. Anne. Beni iyi dinleyin. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun oğlum, evladım? Anne. Şehir dışında bir iş buldum. Parası çok iyi. Sadece bir seneliğine gideceğim. Oğlum. Kötü işlere bulaşmadın değil mi? Ne işiymiş bu? İnşaat işi. Ama sen o işi bilmezsin ki abi. Öğretecekler canım. Öğretecekler. Yarın sabah gideceğim. O kadar çabuk mu? Bu parayı al anne. Bu adamdan kurtulacaksın. Rahat edeceksin. Kötü bir şey yapmıyorsun değil mi oğlum? Anne. Yarın eşyalarını topla teyzeme git. İsmail'e bir şey belli etme. Ben seni alacağım tamam mı? Dikkatli ol. Bir çayım kaldı, almak ister misin? Alırım. İlgilenen oldu mu amcanın kitaplarıyla? Yok. Çok fazla terör haberi var. İnsanın tüyleri ürperiyor. Yıl 1995. Büyük bir patlamaydı, hatırlıyor musun? Ben küçüktüm o zamanlar, hatırlamıyorum. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Bir ailen var değil mi? Babamı kaybettim. Annem ve kız kardeşim var. Benim de bir oğlum var. Bazen düşünüyorum da... Ya şu patlamalardan birinde oğlumu kaybetseydim? Allah'ım nasıl bir acı durum. Nasıl olur da bir insan küçücük bir çocuğun hayatına kast eder? Nasıl bir insandır bunlar? Ya da insan mıdır? Kusura bakma abicim. İşim var müsaade edersen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyur amca. Nasılsın oğlum? Ben bir hareket var mı diye sormaya geldim. Bir ilgilenen oldu mu ciltlerle? Yok amca. Yani herhangi bir satış yok amca. Sen 2-3 gün sonra bir daha uğra. Tamam peki. Sağ ol evladım. Amca bir saniye. Buyur kızım. Ciltlerini al. Bizim müşterilerimiz bu tip şeyler okumuyor. Satılmaz burada. Sizin müşterileriniz insan canına kıymanın ne kadar büyük bir vahşet olduğuyla ilgilenmiyorlar mı? Biz burada ticaret yapıyoruz amca. Uğraştırma bizi. Peki evladım. Size kolay gelsin. Zafiyet gösteriyorsun Hüseyin. Böyle davranarak dikkat çekiyorsun Güzin. Sakin ol. Sen de kuvvetli ol. Ah!
dikkat etsene oğlum. Ne diyorsun babalık? Sen dikkat et. Çarpan sensin, bir de konuşuyorsun. Terbiyeli ol. Yürü hadi. Kalk amca. Bir şey oldu mu? Yok evladım, sağ ol. Şurada bir çay ocağı var. Götür de bir soluklanayım. Tamam amca. Şunları şu esnafa bırakalım, çıkarken alırsın. Tamam evladım. Kolay gelsin Osman. Sağ ol abi, sağ ol. Hayrola, çok durgun görünüyorsun. Bir şey yok Salih abi. İyiyim. Osman. Efendim abi. Neden sabıka kaydı almak konusunda tereddütlü davrandın? Yok ben yani sorumluluk alamam diye. Bana dikkatli olduğumu söylemiştin, hatırladın mı? Hı. Bir tanıdığım vardı. Bir ara daha gençken hayatı boyunca pişmanlığını duyacağı bir hata yaptı. Sonra tövbe etti etmesine ama vicdan azabından bir türlü kurtulamadı. Sonra çareyi kendini gizlemekte buldu. Gizlenince kurtulacağını sanıyordu. Ama o gizlendikçe vicdanı daha çok ortaya çıkıyordu. Sonra öyle bir an geldi ki kendini gizlemekten vazgeçse birçok hayat kurtarabilecekti. Sonra ne oldu? Hala gizlendiği yerden çıksa mı çıkmasa mı kıvranıp duruyor. Korkuyordur belki. Korku ruhu yer bitirir Osman. İnsanı işe yaramaz bir aciz haline getirir. Hayırlı günler. Buyurun. Bir soluklanayım diye geldim çocuklar. Bir suyunuzu içeyim. Buyurun tabii usta. Osman. Tanıyor musun beni kardeş? Bir tuhaf baktın. Yo, nereden tanıyayım? Tanımıyorum ki. Osman ne oluyor? Kabus mu gördün? Yok bir şey. Kaç gündür huzursuzsun? Bir şey oldu sana. Ne olur anlat. Neye canın sıkılıyor? Bir şey yok dedim Gonca. Ben hissediyorum. Bir şeye üzülüyorsun ama bana söylemiyorsun. Osman ne olur. Yeter artık, rahat bırak beni ama.
Hayırlı sabahlar Osman. Osman. Hı? Şöyle tavşan kanı iki çay getir de içelim. Tamam abi, getiriyorum. Davut. Davut dur. Yavaş olsana be. Davut dur. Davut dur. Davut dur. Hoppala ya. Oh, ne oluyor ya? Yavaş. Davut, biliyordum. Günün birinde seninle karşılaşacaktım, biliyordum. Bu kez başaramayacaksın. Yapamayacaksın. Bak Davut. Eğer polise gidersen, çevrende kim var kim yok ortadan kaldırırım. Anladın mı beni? Anladın mı? Anladım. Anladım. Geldin mi abi? Biz de hazırlıkları yapıyorduk. Planlarda bir değişiklik oldu. Hazırlıkları hızlandırıyoruz. Eylem 2 saat içinde gerçekleştirilecek. Ciddi misin sen? Hem de çok ciddiyim. Acele edin, az vaktimiz kaldı. Eylem sabaha karşı olmayacak mıydı? Neden değişti plan? Öyle olması gerekiyor. Çıldırdınız mı siz? 2 saat sonra Hanne Halde olacak, biliyor musunuz? Bir sürü insan var içeride. Okuldan çıkan çocuklar doğru buraya geliyor. Hüseyin, emir sorgulanmaz. Hani gece yarısı kimse yokken yapılacaktı eylem? Hani kimsenin canına zarar gelmeyecekti? Bak Hüseyin, eylemin bugün gerçekleştirilmesine karar verildiyse bugün olmak zorundadır. Bu kararı sorgulamak ne sana düşer ne de bana. Bana bak. Aylardır planladığımız iş bu adam yüzünden bozulursa çok fena olur. Ben onu ikna ederim, sen merak etme. Bana pek ikna olacakmış gibi görünmedi ama. Halledeceğim dedim. Gerekirse saf dışı bırakırım. Bak Güzin. Bu iş 2 saat içinde mutlaka olacak. Öyle ya da böyle olacak. Aksilik istemiyorum. Sen çay ocağındaki arkadaşsın. Niye benimle her karşılaştığında hortlak görmüş gibi oluyorsun? Sen o polissin değil mi? Nereden bildin polis olduğumu? 1995'teki devlet malzeme ofisi patlamasından sonra emekli ettiler. Bak kardeş, belli ki bir sıkıntın var. Ama hayatı biraz da farklı açılardan okumaya çalış. Nasıl yani? Bak anlatayım. Benim polislik mesleğine uygun bir yaratılışım yoktu. Bazen ölçüsüz çıkışlarım oluyordu. Bazen de altından kalkamayacağım acılarım. Polisliği devam ettirmek zordu yani. Evet.
Bir iş kazasıyla bırakmak zorunda kaldım polisliği. Önceleri çok acı çektim. İsyan ettim kendi kendime. Fakat zamanla anladım ki bu musibet iyi ki başıma gelmiş. Musibetin ne hayrı olur ki? Oldu işte. Öncelikle huyum değişmeyeceği için zamanla o meslekten uzaklaştırılacaktım. Bu olmadı. İşimin kahramanı olarak ayrıldım. Hem de emekli bile olarak. Sonrası ne oldu? Sonrasında iş hayatına atıldım. Bir çay bahçesi, iki, üç derken iş aldı yürüdü. Demek ki benim esas işim ticaretmiş, memurluk değil. Al işte, musibetten nasıl hayır çıkarmış bana bak ve gör. Bir sıkıntın varsa yardım edeyim. Para kazanıyorum ama ihtiyacı olanlara da elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Öyle hep cebe hep cebe olmaz. Yapamayız. Masumlar ölecek. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Hatta bu şekilde yapacağımız eylem emin ol daha çok ses getirecektir. Sana inanamıyorum Güzin. Yok, olmaz. Ben yokum bu işte. Tamam dur. Konuşacağım Nedim abiyle. Erteleyeceğiz eylemi. Sen haklısın. Gündüz olmaz. Gece yalınmasını sağlayacağım. Şimdi sakin ol, tamam mı? Ben şimdi Nedim abiyi arayıp konuşuyorum. Hemen şimdi arıyorum. Bana yalan söylüyorsun Güzin. Hüseyin, sana nasıl yalan söylerim? Sen benim hem hayatımı birleştireceğim adamsın hem de dava arkadaşımsın. Neden seni kandırmak isteyeyim? Bilmiyorum Güzin. Bilmiyorum. Kafam iyice karıştı. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Her şey yoluna girecek. Hadi sakin ol artık. Sakin ol. Evde kimse yok. Boşuna bekleme. Sana diye çıktılardı. Ne? Hana mı gittiler yani? Evet, senin haberin yok muydu uğrayacaklarından? Çabuk çıkalım. Hazırlıkları bitirdik. Patlama 10 dakika sonra gerçekleşecek. Olmayacağını söylemiştin. Gece olacak demiştin. Kandırdın beni. Panikleyip de işleri berbat etmemen için sakladım. Artık yapabileceğim bir şey yok. Hadi çıkalım. Bırak. Polisi arayacağım. Çabuk koşun. Sakin olun. Koşun. Sakin olun. Panik yapmayın. Koşun. Çabuk. Bu taraftan. Çabuk acele edin. Bu taraftan. Hadi. Bu taraftan. Çabuk, panik yapmayın. Sakin koşun. Olun. Bu taraftan. Çabuk. Bu taraftan. Müsaade edin. Bir dakika. Bir dakika. Çekilin. Gonca. Erdem. Müsaade edin. İçeride çoluğum çocuğum var. Bırakın. Allah Allah. Oğlum, yediğin bir şey mi dokundu acaba? İyi misin şimdi? Hala bulanıyor. Allah Allah. Babanı bulalım da olmazsa bir doktora gideriz oğlum. Koş koş. Koş hadi. Hadi. Acele et. Hadi. Hadi. Gonca. Erdem. Ne yapıyorsunuz burada? Osman, çıkmamız lazım buradan. Çabuk. Ne oldu? Hadi sorma, yürü. Koş. Çabuk. Kitapçıda biri vardı. Vakit yok, koş. Hadi geçin hadi. Daha çabuk, daha çabuk. Siz burada durun, yaklaşmayın. Osman! Osman!
Hadi çıkmamız lazım buradan, çabuk. Kalk. Artık çok geç. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödeyeceğim. Sen git. Bombalar nerede? Bomba yukarıda. Yakıt tankının altında, bidonların arasında. Senin için yardım çağıracağım. Kal böyle. Osman. Osman nerede Salih abi? Nerede o? Sabırlı ol Gonca kardeş. Gelecektir. Hayırlı işler. Sen Buhan'ın kahramanısın vallahi. Eyvallah Osman. Abi sağ ol. Sağ ol. Ellerine sağ ol. Ellerine sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin. Ellerin dert görmesin. Günaydın. Ellerine sağlık. Sağ ol Osman. Sağ ol. Hayırlı işler abi. Buyur çayın. Sağ ol Osman. Efendim ne hoş bir lütuf oldu. Yıllarca çekilen bir vicdan azabı ne kadar büyük hayırlarla sonuçlandı. Vicdan hatalarıyla, günahlarıyla fokur fokur kaynıyorsa ona öyle kapılar açılır ki bütün yanlışlarını yok eder gider. Haktan ayan nesne yok o zaman. Öyle. Ama ne yazık ki gözsüzlere pinhan imiş. Merhaba Osman. Merhaba abi, merhaba. Pardon. Baba. Oğlum. Bütün gazeteler senden bahsediyor. Onca insanın hayatını kurtardığını yazmışlar. Kaç yıllık evliliğimiz boyunca neler saklamış, neler biriktirmişsin. Kolay değil ki sana böyle bir şey anlatmak. Çekindim, korktum beni yadırgarsın diye. Sen hatanı anlayıp bu yoldan döndükten sonra yadırgamak benim ne haddime?